Bir de kurda istediler mi sizden? 20 liralık kur. Evet. Değil mi? Hı-hı. Bu da var değil mi? İnterior'da geliyorsunuz. Bir mülakat var. O mülakattan yani çocuklarınız, sizin çocuklar sorular soracaklar. Yurtla ilgili bilgi verecekler. Öyle artık o mülakattan sonra bu evraklarınızı teslim edeceksiniz. Zamanı? Yani okul açılıncaya kadar zamanı var. Dört çocuk babasıyım. Çiftçilikle uğraşıyorum. Dört çocuğuma dördü de okutuyorum. Elhamdülillah. Bu senede kızım Sümeyakin İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İmam Hatip Lisesi'ne kaydını yapmaya geldim. Hayırlı olsun inşallah. Kimlikli bir Müslüman yetiştirmek için, bir nesil yetiştirmek için benim önceliğim, ailemdeki inanç çok mühim. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek Allah Resulü'nün hayatında da önemli bahsedilen bir konu. Genç, imanlı bir genç yetiştirmek. Kendi sorumluluğumuzdaki çocuklarımızı bir ana baba olarak Müslüman bir kimlik üzerinde büyütüp okutmak ve ileride de bu millete, bu vatana hayırlı birer evlat olmak adına böyle bir tercihde bulunduk. Hakkımızda Allah hayırlısı etsin inşallah. Rabbim diyor ki, ey kulum de, beni ve ehlimi cehennem ateşinden koru. Dolayısıyla eğer gerçekten çocuklarımızı seviyorsak bu cehennem ateşinden koruma adına güzel istikametler, güzel yönler vermemiz lazım. Siz çocuğu başıboş bırakırsanız nereye gideceği, nereye varacağı belli olmaz. Temelden, ana babasından aldığı eğitim çok önemlidir. Zaten Müslüman kimlik dedik ya, Nisa suresinde, Ashab suresinde, Ashab 59. ayette Müslümanların dışarıya çıktıklarında cilbaplarını üzerine alıp öyle dışarıya çıksınlar diyor. Yani sokaktaki ahlakın bozulmaması için. Yani örtüsüyle çıkan bir kızın, ey Müslümanlar, ey müminler, ey sokaktakiler, beni cinsiyetim üzerinde değil, insiyetim üzerinde bakın bana der. O örtüsüyle. Bu mahiyette, bu açıdan baktığın zaman eğitim, karma eğitim, dini açıdan çok sıkıntılı. Bu açıdan okulumuz, Siirt'teki İbrahim Hakkı Hazretleri İmam Hatip Okulu bu açıda bizim için çok önemli bir eğitim merkezidir. Ben Müslümanım diyen herkesin gerçekten çocuklarını cehennem ateşinde korumak istiyorlarsa bu da bir adımdır. Bu okul bir adımdır. Belki tamamı değil ama bir merdivendir. Hedefe ulaşmak için güzel bir adımdır. Bismillahirrahmanirrahim. Min ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şu an İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcılığı yapıyorum. Elhamdülillah 28 Şubat sonrası İmam Hatip Liselerine karşı yeniden bir büyük teveccüh gösterildi. Öyle ki İmam Hatip Liselerine kayıt olmak isteyen velilerimiz neden kontenjan azdır gibi sistemlerde bulunmaya başladılar. Bu gösteriyor ki toplumumuz İmam Hatip Liselerine karşı büyük bir değer veriyor. İmam Hatip Lisesi'nin önemi nedir? Benim yıllardır kafamda, zihnimde yer alan şey şudur. Benim kaç çocuğum olursa olsun mutlaka bir İmam Hatip Lisesi eğitiminden geçmelidir. Neden? Çünkü kendim yaşadım. Bazı artıları gördüm İmam Hatip Lisesi'nde. İmam Hatip Lisesi'ni okurken Arapça, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, akaid, kelam gibi İslami ilimlerle karşılaştım. İlahiyata gittiğimde bu kadar geniş bir şekilde bu dersleri görmedim. Ama bu dersleri İmam Hatip Lisesi'nden alırken gerçekten milli eğitimin müfredatında çok güzel bilgilerle donatılmış ve insanı yanlışlardan, uzaklıklardan, aşırılıklardan uzak tutacak bilgilerle donatıldık.
Devletimiz bize bu bilgileri verince hem devletimizi sevdik, milletimizi sevdik, halkla da bütünleştik. Çünkü benim dönemde ilk okulda bizzat benim yaşadığım eğitim öğretimde bana dinsizlik öğretiliyordu. Ama ben İmam Hatip Lisesi'ne, İmam Hatip Ortaokulu'na giderek manevi bir eğitim aldım. Şimdi de öğrencilerimizde şunu görüyorum. Öğrencilerimiz buraya gelirken büyük bir aşkla, şevkle geliyorlar. Özellikle buraya istekli gelen öğrencilerde, hele hele başarılı öğrencilerde gözlerinin içine baktığınızda İmam Hatip Lisesi'nin kendilerine kazandırmış olduğu bir aidiyet duygusu, bir ümit, geleceğe karşı, toplumuna karşı vazife, sorumluluk duygusu gelişmiş. Dolayısıyla hayata bakarken sadece kendisini kurtarma değil, devletine, milletine hizmet etmekten bahseden öğrencileri görüyorsunuz. İşte bu duygular İmam Hatip Lisesi'nde diğer liselere göre daha bir yoğunlukla yaşanıyor. Ve İmam Hatip Lisesi öğrencisi hem bu dünyanın hem de ahiret hayatının bir ferdi olduğunu bilerek hareket ediyor. İmam Hatiplerin yeniden canlanmasının ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlar getireceğine inanıyorum. Önce ahlak gelir. Eğer siz ahlakı insanlara, öğrencilerinize yerleştirmezseniz, ahiret korkusunu yerleştirmezseniz, bu onda ileride yanlış yollara girmeye neden olabilecek vesilelere neden olabilir. İmam Hatip Lisesi'nde koridorlarında, laboratuvarlarında, mescitlerinde sürekli Cenab-ı Allah'ın isimleri, Peygamber Efendimiz'in hadisleri hep yol gösteriyorlar. Dolayısıyla deniyor ki sen sadece bu dünyaya ait değilsin, ahiret hayatına da aitsin. Bununla haşir neşir olan öğrenci hem bu dünyası için büyük fedakarlık gösteriyor, ecdadımızın sahip olduğu fetih şuuruna, ecdadımızın sahip olduğu insanlık alemine hizmet etme bilincine eriyor, hem de ahiret yolcusu olduğunu unutmadan inancından, doğruluktan, dürüstlükten, ahlakından taviz vermemeye çalışıyor. Geçen yıl bizim iki öğrencimiz eczacılık kazandı. Eczacılık kazanan öğrencilerimizden bir tanesi yarım Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş, ezberlemiş bir öğrencimiz. Bir öğrencimiz fizik ve rehabilitasyona gitti. Ayrıca matematik öğretmenliği, rehberlik öğretmenliği ve diğer mühendisliklere giden öğrencilerimiz var. İnşallah bu yıldan itibaren de tıp alanında da öğrencilerimizi ve mühendisliklerde de inşallah öğrencilerimizi daha yoğun bir şekilde göreceğiz. İmam Hatip Lisesi ailesi büyük bir ailedir. İmam Hatip Lisesi öğrencisi mezun olduktan sonra İmam Hatiplilik ruhunu hiçbir zaman unutmuyor. Bu bir aidiyettir. Bu aidiyet çok canlıdır, çok dirilir. Dolayısıyla bunun kazandırdığı düşünceyle, duyguyla öğrencimiz doktor olduğunda da, mühendis olduğunda da inşallah çok hayırlı hizmetlere vesile olacaktır. Ülkesinin emrine amade, devletine, milletine sadık, vatansever, asla ihanet etmeyen insanlar olarak görev yapacaklardır. Böyle inanıyoruz. Çünkü yılların bu tecrübesiyle konuşuyorum. İmam Hatip Lisesi öğrencileri her zaman iyi bir vatandaş, sadık bir vatandaş, Müslüman bir vatandaş olmuşlardır. Dinine, imanına bağlı yetiştiği için daima doğru ideallerin peşinde olmuşlardır.